Ahir ömürlerinde zulme uğrayanlar. Geçen Şubat ayında yapılan paralel operasyonlarından birinde Erzurumlu hayırsever Alaaddin Öksüz'ün evinin polis tarafından basılmasına ilk tepkimizi şu tweet mesajıyla dile getirmiştik. 91 yaşındaki Erzurumlu hayırseveri evini basıp hasta yatağında derdest etmeye kalkacak boyuta varan zulmü Kahhar Zülcelal'e havale ederiz. Sonrasında da şu tweetleri attık. Erzurum Emniyeti 91 yaşındaki hayırsever için açıklama yapmış. Gözaltı yok, sadece evi arandı. Demek ki ev basıp aramak normal, mantık bu. Hasta evi ziyaret edilir. Hasta ziyareti karşılıklı duaya vesiledir ve duaya sebep olacak hoyratça baskınların yeri hasta evi değildir. Ve Alaaddin dedi iki ay kadar sonra rahmete kavuştu. Bunun üzerine dedi ki o mazlum olarak Rabbine kavuştu. Allah rahmet eylesin. Ahir ömründe arşa yükselen ahı zalimleri titretsin.'' Antalya'da da 80'lik yaşlılar tutuklanınca birlik, tevhid, vahdete sarılma zamanı diyen Cumhurbaşkanı'na 80'lik 90'lık masumları dahi hariç bırakmayan zulümler devam ederken nasıl olacak bu dedik. Ve bunun üzerine Antalya'dan bir okuyucumuz şu mesajı attı. Antalya'da 80'lik bir hayır adamı tutuklu aynı yaşta, diğeri yurt dışına çıkmış. Gidene kadar risale derslerini bizler gibi yapan, bazı risale konularına çok vakıf, yayınlarımızı memnuniyetle alıp okuyan, iki yıldır gazetemize abone müdakkek bir okuyucu, Risale-i Nur hizmetlerini maddi manevi destekleyen, sizin konuşmalarınızı takip edip, takdir ve sevgisini sıkça vurgulayan, adeta müftülerin fetva sorduğu bir alim, bir kutup ve veli, herkese diyaloğu olan, herkesin sevdiği 35 yıllık pardösü giyen kösele ayakkabı zengin sınırsız cömert çocuk çağırsa işini gören bir insan. Allah selamet versin. En az 50-60 okul ve yurt açılışı yapmış. 5-6 çeşit hastalığına rağmen gitmiş. Bürosu sokağa bakıyor ve özellikle cuma günleri kimsesizlerin, çocukların, kadınların ilaç, fatura borçları gibi ihtiyaçlarını görüyordu. Yıllardır böyleydi. Geçen cuma baktım bir grup kadın, çocuk zile basıyor. Çıkan yok. Şimdi bunu görmeyelim, anlatmayalım mı? diyor. Yeni Asya gazetesindeki yazısında Kazım Gülecius.